Cümleten selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şöyle sizlere kaktüslerimin yeni yavrularıyla video başlatmak istedim. Görüyorsunuz, her tarafları yavrucak. Maşallah mı desem ne desem, saksısı da küçük geliyor ama bunu nasıl dokunup da çıkartacaksın, geri başka bir şey alacaksın? Hiç dokunmayacağım arkadaşlar. Bu böyle, ta ben bunu annemden şu kadarken getirmiştim, şu küçük var ya, onun kadarken getirmiştim. 2-3 yıllık kaktüsüm bu benim. Bu sene 2-3 kez çiçek açtı arkadaşlar. Onun dışında şu anda açmadı çiçekte bir daha. Efendim annem, orada mısın? Bahçeme gideceğim arkadaşlar, domates biber toplayacağım. Pardon, domates yok, biber toplayacağım. Bir de sizlere video başlatmak istedim. Geliyorum oğlum. Bu da bir diğeri de böyle, görüyorsunuz. Bunları normalde bilmiyorum artık dışarıda olduğu için mi bazen sararabiliyor, fazla mı su veriyorum bazen diye düşünüyorum ama ben 4-5 günde bir su veriyorum arkadaşlar. O da gayet de yeterli oluyor. Sanırım dışarıda ya, sürekli güneşe maruz kaldığı için böyle oluyor. Ama ben bunları içeriye alamam. Sen de çek, sen de çek mi videoma? Olmaz ya. Yok yok, çekmem. Hadi görüşürük. Kaktüsleri çekeyim, her taraf yavrulamış. Değil mi? İyi maşallah. Şöyle, ne diyordum? İçeriye bunları alamam arkadaşlar. Çünkü bizim pevraz mı diyorlar, ne diyorlar? Artık her neyse. Pencere önünün boşluğu hep dışarıda bizimki. Şöyle görüyorsunuz. İç tarafta hiçbir boşluğumuz yok, hep dış tarafta. İç tarafta da olsa olur muydu? Nasıl olurdu? Şöyle ben... Perdeler falan indiğinde seviyorum böyle oluşun ama mesela şu pencerelerimiz terlediğinde suyu direkt duvara iniyor. Buraya inmiş olsaydı, şuraya kışın, şimdi terlemiyor da, buraya inmiş olsaydı mendille silerdik giderdi. Ama böyle olduğu için mecburen açıyorum, bazenleri siliyorum, bazen de hiç aklıma gelmiyor, duvardan da akıyor, unutuyorum. O şekilde canlar. Hadi bahçemize gidelim. Bugün kahvaltı hemen hemen yapacağım arkadaşlar. Hasan kuşlarını daha salmadı, görüyorsunuz. Biraz sonra onları çıkartacak şeyi, yemlemeye. Dün salatalığımıza nasıl bir badire oldu. Kayınbabam arkadaşlar inekleri sağarken, ineği sağarken tekini sattılar zaten. Sağarken inek bu taraftaki demir kapıyı itelemiş, açmış herhalde. Sonra direkt istikamet benim bahçeye saldırı. Görüyorsunuz şuraları ezmiş. Şöyle salatalıklarını yemeye başlamış. Şuradan biberleri yemeye başlamışmış. Ki tam denk gelmiş, yakalamış yani. Tamamen yemeden. Girse burayı mahvederdi. Şöyle 3-4 adım atsa zaten bahçe bitti. Cacık olurdu. O kadar verdiğimiz emek de ziyan olurdu. Çok şükür ki erken fark etmiş. Öylece kurtarmış. Ben de öbür taraftaydım arkadaşlar. Nohut neydim topluyordum. Bir şeylerle uğraşıyordum. Hangisini yemiş? Şu biberi görüyorsunuz. Cacık etmiş. Şu taraflarda da aynı şekilde. Şimdi ne yapacağız? Dolmalıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu karşıdakiler dolmalık. Şunlar da geçenki videomda soran olmuş. Onlar kocaman olmuş. Niye toplamıyorsun? Ne işine yarayacak gibisine diye. Bunlar salçalık arkadaşlar. Bunlar salçalık biber. Burada kızarması için bekleniyor. Bunlar kızaracak. Kapya biber yani. Sizin deyişinizde. Bizde salçalık biber deriz. Şöyle görüyorsunuz. Bu sene nasip olursa bunlarla bayağı bir közleme eğitimi yapacağım. Dolaba atmaya, kahvaltılığa. Emoş bacım yapıyor arkadaşlar böyle kahvaltıla. Kapya biber közlemesi. Ondan sonra içine maydanoz, sarımsak gibi. Acayip güzel bir sos yapıyor. İnşallah ondan yapacağım. Nasip olursa salatalığa bakın. Ta buralara gelmiş. Şurada mı dolmalık yoksa? Ana bu da dolmalık hanım. Ver al. Salçalık mı dolmalık mı? Bu şekilde canlar. Şu tarafta demre biberlerim var. Onlara bakacaktım diyorum. Evet sıkın diyordum, toplasam onları bir değil. Bu arada şu bal kabağımızı görüyorsunuz. Baya baya bir kucak dolusu oldu. Bir diğeri de şurada. Şu anda başka görünmüyor. Bana mı havlıyorsun ki efendim oğlum? Domateslerimizi de görüyorsunuz. Maşallah olmuş. Ben de yok sanıyordum. Aman nasıl çirkin ya. Tövbe estağfurullah. Ağaç gibi aynı. Nasıl domatesmiş bu? Böyle olmaz normalde. Hastalanmış. Görüyor musunuz? Anam. Vallahi hastalanmış bu da.
Domateslerimizin hiç stili yok diye, dölü yok diye ben sizlere sürekli söylüyorum arkadaşlar. Ama bayağı bir haftadır da bakmıyorum. Öyle de söyleyebilirim. He, var ama bakın. Gördünüz mü? Orada. Daha yeni yeni oluyor. Bakın. Bu oluyormuş, çok büyük oluyormuş arkadaşlar. Böyle Ömer'in kafası kadar olur diyordu halam. Halamgil'den getirdim bunlar, biliyorsunuz. Maşallah doldurdu, duvar boyunu da açtı. Efendim oğlum. Demir biberler de burada. Söyle oğlum. Neyi yok mu? Kavun mu? Yok annem. Üç tane de şey çıkmış arkadaşlar. Kavunumuzun küçük kelek dedik. Biz de kim şalak mı diyor. Öyle bir şey de diyorlar. Ondan vardı dün üç tane. Yok annem. Dün birini Ömer yedi. İkisini de kayınbabama verdim. O yedi. İyi yapmışsın. Olunca ben yine veririm annem size. Arkadaşlar bugün şu demreleri toplayalım. Maşallah barekallah. Ben ne bileyim bu kadar olduğunu. Aman. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları toplayayım da iyice az bir turşu kuralım. İşte mi ondan? Bu da ondan. Şurası hep demre biberimiz sonuç itibariyle. Görüyorsunuz. Aman bu aynı zehir gibi oluyor arkadaşlar. Bunun turşusu neyim var bende. Bacım verdiydi bana, Emine bacım. Onu daha iki şişe vermişti. Bir şişenin yarısını bile yiyemedim. Ben bir tane alıyorum içinden. O bana bir yemek boyunca yeterli oluyor zaten. Yiyemiyorum. Şu domatesleri de kapatmış buradaki biberlerimizi. Görüyorsunuz. Şunlar da ha bunlar jalapeno. Demre değil. Demre deyip duruyorum le. Ne kadar kızıyorsunuz bana videoyu buraya kadar izlediyseniz. Bu jalapeno, şunlar demre. Annem baban geliyor. Şimdi o yapsın. Buradan çıkmayayım ben. Elhamdülillah. Bak ona yaptırtacak. Leğenimi nereye koyduk ki? Benim şu bitler sen mi giydin? Aman. Unuttum. Nasıl yakışmış ayağına benimkiler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı hafta işler diliyorum. Neymiş Ömer bu? Haftanız bereketli olsun inşallah. Sağlığınız sıhhatli olsun. Günleriniz, ömürleriniz inşallah diyoruz. Bugün günlerden pazartesi. Kimisine göre ilk iş günü, kimisine göre sıradan bir gün derken. Öyle canlar. Şimdi ben biberlerimi toplayayım. Hasan da beni videoya çeksin. Biberimizi aldım arkadaşlar. Şunlardan toplam, bunlar hep tatlı biber. Ama menemenin içinde acayip oluyor, yumuşacık oluyor. Şöyle toplayalım. Allah'ımızın verdiği taşar dökülmüş. Aynı o hesap arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Anne! Efendim oğlum? Saat alanlarım nasıl büyümüş la Ömer? Dün salatalığımızı topladım. Öyle gözümüzden kaçırdığımız bir iki büyükler alabiliyor herhalde. Bu da anonsumuzun yeni sesi, koyumuzun. Abo. Telefonum... Ben bizim zil çalıyor sanıyorum, şunu duyunca bazen. Telefonun şişi gibi çalıyor, dıt 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 diye. Neden? Telefondan da değil mi baba? Neydi kurucu? Çöp şişi dokunacağım şimdi. İlanı Allah'tan yaptılar, düzelttiler arkadaşlar sesleri. Kalan anlaşılıyor. Şey dökmüşler, bu anons geçen de verildi. Tüm molozlar, çöpleri bir arzaya dökmüşler arkadaşlar. Mesela ben götürmüşüm şuraya, sen götürmüşsün oraya. Sonra böyle anons verildi. Herkes çöpünü toplasın diye kimse toplamamış. Kayaboğaz mevkine yer yapılmış arkadaşlar. Molozlar kalan oraya dökülecekmiş diyor yani. Şu onlar dolmalık biber mi şunlarda? Hangisi? Onlar o, salçalı. Salçalı ha. Şunlar da dolmalık. Ha. Ne arasan var maşallah. Onu ne diyorsun önce? Bunu da toplayın. Bunu da dolaba atıyorum, doldurmuştum. Dolabımıza sığmıyor ama. İdare edeceğiz.
Doğalgazda geçen geçtiler arkadaşlar. Gelmişler burada tekrardan. Başlayacaklar herhalde. Ne zaman başlarlar bilmiyorum ama aboneliğini falan olduk. Ücretini yatırdık. Babam da biz de. Geçen sormuşlar işte. O da olacak demişler. Bizimkilerden yoktum. Ne yol? Ekmek yedi ondan sonra kahvaltı yap bir. Şimdi kahvaltı yap ama. Bunlar niye böyle olmuş? Ağaç gibi aynı. Allah. Kırık domates de böyle olmuş o tarafta. Anne bizim domates de çıkmadı mı da? Yok. Niye öyle oldu? Şey var da daha yeni yeni çıkıyor. Küçücük küçücük böyle. Büyüyecek yani ne bileyim. Baba. Ney babam? Böyle anam. Koca kamış koymuş. Benim on numaram. Ney koymuş? O tarafa var ya kuşların şeyini yapınca o tarafa pirinç ilaç sıkıversen kavundan karpuza hiç şey yok. Mahvolmuşlar. Allah Allah. Babam da ilaç varmış diyor. Yine aldım sıkın değil. Sıkılmaz sonra şeyden de kahvaltıdan sonra sıkılmaz. Babam metten sonra. Kuşlar salacağım arkadaşlar. Ben de o zaman videomuzun devamında. Sıkalım mı ben? Göstereyim. Daha baba. Bir yardım olmadan doğru. Maşallah leğenimiz doldu. He. Rabbim verdiği taşa dökülür. Tekrar söyleyeyim şöyle. Bayağı olmuş. Can söyle. Allah Allah. Ben de kuşlarımızı sağlayayım. Ney babam? Ney babam? Biliyor musun? Bahsede. Büyük bahçeyi biliyor musun? He biliyorum. Orada küçük kavuş gördüm ben. Havuç. Ne gördün? Küçük kavuş gördüm. Karpuz ha küçük karpuz. Haa. Ve orada annem küçük kavuş koymuş bir de küçük kavuş koymuş. Haa. Bebek kadar. Tamam bakalım. Bebek kadar. Evet kıymetli izleyicilerim şöyle görüyorsunuz. Evimize getirdik malzemeleri. Şunlarla şimdi ne yapacağız? Menemen yapacağız. Hepsiyle yapamam da ayırayım. Şöyle tahtamla tavamı da çıkarttım. Şu dolmalıklardan var. Gördüğünüz gibi şunlar hep jalapeno biberlerimiz. Biraz fazla büyüyen dolmuş ama hala yumuşak. Bilmiyorum. Şunlar da dünkü topladıklarım arkadaşlar. Şu iki tane patlıcanım çıkmış küçük bahçemden. Yere değdiği için burası bozulacakmışmış uç kısımları. Şunlar da arkadaşlar yine kendi bahçemden öyle 10-15 tane de Leyla annemgilini oradan buldum. Fazla bulamadım çünkü onlar toplamışmış sabahtan. Ben böyle küçüklerle turşu kuruyorum arkadaşlar. Şöyle kibar kibar çok güzel oluyor. Büyüyünce güzel olmuyor şöyle. Görüyorsunuz arasındaki farkı bu şekilde. Şunlarla dolma yapacağım. Dip prizme indireceğim. 3-4 poşet olur bunlarla. Böyle misafir geldiğinde arkadaşlar ansızın çıkar veriyorum. Bu da hani bir böyle ara öğün gibi bir şey oluyor. Yani ara öğün değil de bir çeşit oluyor yani isteğe bağlı. Can isteyen ondan da yiyor. Şunlarla da turşu kurulacak. Görüyorsunuz. Emine bacıma kurarız. Kendime bir iki kavanoz oldu mu yeterli diye düşünüyorum. Çünkü biz bunları yiyemiyor. Çok acı. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi nereye doğru gidiyor? Abim aldı. Yükselimi kurstan alay sonra şöyle hediyelerimizi de aldık. Ev hediyesi, çeyiz hediyesi artık neye abi sayarsanız. Anne. Ne için açıyorsun anne? Bir şey oldu sandım benim. Abi sorma. Şöyle dur oğlum. Normalde arkaya oturuyordun sen Emir de. Arkadaşlar biz bugün annemin, Leyla annemin, kuzeninin, kızının düğününe gidiyor. Bugün son günü. Gelin gidiyor evden. Normalde hediyemi neydim dün götürecektim arkadaşlar da benim hiç aklıma gelmedi vallaha. Ama nasip bugün neymiş şöyle. Karı koca verdi geleli. Hasan bugün düğüne başlayacak ama akşamüstü 4 gibi başlayacak. Baba. Şöyle alacağız arkadaşlar Kur'an kursunda. Baba var ya adam işte. Adam burada düğün çağırdı mı? Bomba patladı valla burada. Öğle ezanı okundu arkadaşlar. Biraz sonra gelirler gelin almaya. Allah'a götürmeye diyeyim sizlere. Bir de içecek alalım. Pasta aldım arkadaşlar. Bir de çeyiz baba, hediyesi aldık. Baba çeyizlik. Bir de içecek alalım. Bir de içecek aldık mı? Baba bir de içecek alalım mı içecek? Bir de bana tamam mı? Bir de sana mı alalım tamam. Bir de abim var. Bir de abim mi başka? Bir de abisin onun türüne geldi. Bir de size size. Bir de gönlümüz var. Yüksel. Yok. İçeriden mi ki?
Şu okulumuzun hemen yanı başında arkadaşlar, çocukların buran kursu da. Heh, gel annem gel. Arkadaşlar şöyle video çekerken kaydı çekip gidince Esra, izleyenler, bizim köyden izleyenler çok mutlu oluyormuş köyümüzü gördük diye. Zeynep var ya, bilmem belki sen de. O öyle söyler, geçen dün de denk geldik. Böyle siz köyü çekerken bakarken diyor, çok diyor, şey oluyor, köyümüzü görmüş gibi oluyor diyor. O yüzden şöyle çekelim tekrardan. Annem de bana dön attı, dön çekmedi. Nereden nerede annem çekmedi de. Denedim. Komşumuz Mustafa abinin arabası ufak bir kaza geçirmiş arkadaşlar. Haberi var. Bundan geçmiş olsun, Allah'ın beterinden korusun inşallah. Tabii. Nereye gidiyor? Buradan da bir içecek alacağız. Sonra dünkü düğün var ya. Hı. Nursun ablanın düğünü var bugün. Son günü, ona gideceğiz oğlum. Gelin evine doğru geldik arkadaşlar. İçeceğimizi de aldık yoldan. Şöyle. Burası kız evi. Erkek evi nerede? Erkek evi Gülağaç'ta. İyi. Acele ettim ben de arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Anca yetişiriz diye.